Yeni dönemde aslında talihsiz bir haberle başladık. Tasarruf tedbirler kapsamında bazı yatırımlar durduracağım. Net elimize şu an tabii bir done gelmediği için tam teferruatını bilmiyoruz. Bizim amacımız şu, yeni başkanlık dönemimizde yarım kalan projemiz vardı. Bir yani daha doğrusu vatandaşlara vermiş olduğumuz bir pazar yeri. Bizim olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi pazar yeri. Nasip olursa eğer, tabii ki devletimiz de buna müsaade ederse ihaleye çıkmamıza pazar yerini yapmak istiyoruz. Ondan keza %90'ı bitmiş kreşimiz var. Onu tamamlayıp bu yaz ayı içerisinde yaz okulu olarak da burada faaliyet göstermek istiyoruz. Ve bir de Çamlık mesire alanımız, şu anki mesire alanımızın işlettiğimiz restoranın hemen karşısında yaklaşık 110 dönüm bir alanı ormandan kiraladık 20 yıllığına. Burada da yine yöresel pazarların olduğu, Ayvacık'ın kendi ürettiği peynirini, zeytinini, salçasını, domatesini insanların ana yol güzergahında geçen misafirlerimize satabileceği alanlar yaratıp yine güzel bir restoranla hem belediyemize katkı sağlayacak hem de insanların çoluğuyla çocuğuyla gelip orada vakit geçirebileceği bir alan yaratmak. Ve bir de inşaatına seçim öncesi başladığımız 21 Eylül tesislerimiz var. Kafeterya, hemen onun altında aromatik bitki bahçeleri, yine basketbol, voleybol sahalarının olduğu, yürüyüş yollarının, spor aletlerinin, çocuğun oyun gruplarının olduğu bir yaklaşık 12 bin metrekarelik bir alanımız var, yeşil alanımız var. Burayı da yani bir şöyle diyorum, yaşam vadisi diyorum ben oraya. 21 Eylül tesislerimizi inşallah ilk önceliğimiz bunlar. Çünkü o bölgede yeni yerleşim bölgesi ve neredeyse bloklarda bir köy nüfusu kadar insan yaşıyor. Ve çok tercih edilen hem de üniversitenin olduğu bir yer. Üniversitedeki arkadaşlarımızın da voleybolunu, işte basketbolunu oynayabileceği, işte arkadaşlarla çay kahve içebileceği bir alan olduğu için o bölgeyi de tercih ettik. İnşallah bizim önceliğimiz şu an için bunlar. Tabii ki ekonomik şartlar neler gösterecek, onu göreceğiz, hep beraber yaşayacağız, göreceğiz. Şartlar her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Dediğim gibi kendi bütçemizle, kendi yağımızla kazandıkça tek tek bunları inşallah hep beraber yapacağız.